Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine bir marka challenge videosu ile karşınızdayım. Modeli ünlü bir markaya ait olan çok güzel bir çantanın tarifini sizlerle birlikte yapacağız. Ben bu çantayı kağıt iple hazırladım. Farklı iplerle de yapılabilir. Polyester makrame ipi olur, pamuk makrame ipi, raf iplerle de hazırlanabilir. Çantanın yakından sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. Ben turuncu, yeşil ve lacivert de yaptım. Farklı renklerle de çanta çalışılabilir. Çantanın sapı örgü kulplar yapılmış. İçerisini de şu şekilde göstermek istiyorum. İsterseniz içerisine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt da dikilebilir. Çantanın içi de bu şekilde. Çok hoş, güzel bir model. Yapımı da çok kolay. Ben çok severek ördüm. Tabanı da çantanın sadece sık iğneden oluşan çok kolay dikdörtgen taban üzerine çantanın modelini uyguladım. Bakın bu şekilde çantamızın görünüşü. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de beni Instagram adresinden takip etmek isterseniz videolarımın açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın tarifine geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz katip kullanacağız. Ana rengi için çantanın saman rengi katip kullanacağım. Ve üzerindeki renkler için yeşil, lacivert ve turuncu renk kullanacağım. Bakın bu şekilde katipimi çile halinde alıyorum. Hiçbir yumuşatma işlemi yapmadan sarıp bu şekilde yumak haline getirip ondan sonra örüyorum. Ve tığ numarasını göstermek istiyorum sizlere. Tığ numaramızda 3 mm tığla çantayı öreceğiz. Tabii ki sizin ipinizin kalınlığı ve inceliği, elinizin sıkılığı ve gevşekliğine göre tığ numarası farklılık gösterebilir. Şimdi çantamızın yapımına geçelim. Önce çantamızın tabanın yapımıyla başlayacağız. Yapacağımız model 4 ve katlar üzerinde oluştuğu için ben 4'ün katlar üzerinde bir zincir çekeceğim. İpimizi aldık ve bu noktada ilk birincisini kilit yapacağım. Bunu zincirden saymayacağım ve buraya 56 tane zincir çekeceğim. Dediğim gibi sizler istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 4'ün katlar üzerinde zincir çekmeniz yeterli. İlk kilit yaptım, o zincirden saymadım ve şimdi toplamda 56 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 56 tane zincirimi çekip geliyorum. 56 tane zincir çektim. Şimdi burada bir tane fazladan zincir çekeceğiz. Dönüş için bunu kullanacağız. 57 tane toplamda zincirimiz oldu. Şimdi 56. zinciri hemen yanındaki zincirin içine batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki zincirin içine batıp tekrar ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini de bir ördüm. Şimdi tekrar bir sonraki zincirin içine batıp tekrar yine bir tane daha sık iğne yaptım. Bu sırayı her bir zincir boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğne yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve toplamda burada 56 tane sık iğne oldu. Şimdi köşeye kadar geldik. Sık iğnemizi yaptık. Burada bir tane zincir çektim ve bir tane zincir çektikten sonra örgümüzün arkasını çeviriyoruz ve zincirin dip noktasına batıp ilk bu noktada sık iğnemi oluşturacağım. Zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp bu noktaya ilk sık iğnemi yaptım ve tekrar devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluktan itibaren tekrar sık iğnemizi yapacağız. Her bir sık iğne boşluğuna batıp bu şekilde tekrar sık iğnemizi oluşturalım ve tekrar yine sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Son bir tane bu noktada sık iğnem kaldı. Son boşluğun içine de batıp bu şekilde 56. sık iğneyi de bu şekilde yapmış oldum ve tekrar dönüşlerde bir tane zincir çekip tekrar örgümün arkasını çevirip yine aynı şekilde ilk sık iğneyi zincirin dip noktasından itibaren
Bu şekilde yapacağız. Her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde 56 tane sık iğneyi ileri geri öreceğiz. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine bir tane zincir çekip tekrar örgümüzün arkasını çevirip bu şekilde ileri geri istediğimiz tabanımızı istediğimiz derinliğe gelinceye kadar büyütelim. Ben sizlere en son kaç sıra gittiğimi sizlerle paylaşacağım. Tabanı ben bitirdim. Sizlere şimdi kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Tam 20 sıra sık iğne yaptım. Şimdi bir sırada dört bir tarafına sık iğne gideceğiz. Şimdi 20 sıra sık iğne yaptıktan sonra köşede en son sık iğnemi yaptım ve bu noktada bir tane zincir çektim ve tabanın arkasını çevirdim. Şimdi burada dört bir tarafına bir sıra sık iğne gideceğiz. Zincirimin dip noktasına ilk sık iğnemi bu nokta yapacağım. 1 ve köşede tekrar bir tane daha batacağım. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Ve ilk yaptığım sık iğne başlangıç noktamıza işaretleyici takacağım. Köşede iki tane sık iğne yaptım ve tekrar devamında her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp buralarda hiçbir artırma yapmayacağız. Her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp ilerleyelim ve tekrar buradaki köşe noktasına kadar gelelim. Diğer köşe noktama geldim. Bu sırayı yaparken eksik olan ilmek sayımı da tamamlayacağım. Bakın şuradaki mor işaretleyici noktalarına iki tane işaretleyici taktım. Bunlar benim arttırma yapacağım yer. Benim toplamda ilmek sayım, en son ilmek sayımı saydım. 158 tane ilmeğim var. Yapacağımız modelde 4 ve katlar üzerinde olduğu için iki tane sık iğnem eksik. 160 tane sık iğne olması gerekiyor model kurulumu için. Şimdi bu sırada o eksik olan iki tane sık iğnemi de tamamlamış olacağım. Herhangi bir noktasına fark etmez. Sizde kaç tane ilmeğiniz sayınız eksik olursa herhangi bir noktasına tabanınızda arttırma yapabilirsiniz. Şimdi burada köşe noktamıza geldik. Bakın başlangıç noktamızda bizim ilk iki tane sık iğne ile başladığımız başlangıç noktamız da burası. Şimdi diğer köşe noktasına geldik. Burada köşede 3 tane sık iğne yapacağım. 1 aynı noktaya 2 ve tekrar yine aynı noktaya 3. sık iğnemi yaptım. Biz burada 2 tane sık iğne ile başladık. Sıra sonunda eksik olan bir tane sık iğnemizi de sıra sonunda tamamlayacağız. Şimdi 3 tane bu noktada sık iğne yaptıktan sonra bakın şuradaki bizim hemen yanındaki boşluğa batacağız. O bizim boşluk şuradaki sıranın devamındaki kenardaki kalan boşluğumuz. Bakın her bir sıranın kenarındaki boşluğa buradaki boşluklara sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıp buraya tekrar sık iğne yapacağız. Sadece köşede 3 tane sık iğne yaptım. Ondan sonra devamında birer tane yapacağız. Sadece şuradaki bizim arttırma yapacağımız noktaya kadar birer tane yapacağım. Dediğim gibi eksik olan ilmek sayınızı tabanınızın herhangi bir noktasında arttırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın tekrar şuradaki sıranın kenarındaki boşluğa tekrar sık iğne yaptım. Buradaki arttırma noktama kadar sık iğnemizi yapalım. Arttırma yapacağım noktaya geldim. Buraya çift yapacağım. Eksik olan birinci sık iğnemi bu noktada tamamlayacağım. 1 aynı noktaya ve 2. Şimdi eksik olan bir tanesini tamamladım ve diğer köşede de diğer eksik olan sayımı da bu noktada tamamlayacağım. 2 tane eksik sayılarımızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine bakın şuradaki sıranın
köşe noktasına tekrar batıp sık iğne yaptım. Bakın bir sonraki sıranın tam kenarındaki boşluğa batıp tekrar sık iğne yapacağız. Bundan sonra hiç artırma yapmayacağız. Ta ki köşe noktasına gelinceye kadar bu şekilde birer tane sık iğne yapalım. Ve tekrar köşe noktasında burada devam edeceğiz. Tekrar köşe noktama geldim. Bakın tam bizim tabana başlangıç noktamız burası bizim. Şimdi son buradaki boşluğa buraya 3 tane sık iğne yapacağız. Köşelerde 3 tane sık iğne yapacağız. Tekrar köşe noktama batıp 1 aynı noktaya 2 ve tekrar yine aynı noktaya 3. sık iğnemi yapacağım ve örerken de kısa ipimi içeride yürüteceğim. Bakın kısa ipimi tığın üzerine alıyorum. Örerken de içeride kalacak ve son 3. sık iğnemi yaptım. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar bakın şuradaki boşluklardan devam edeceğiz. Şöyle göstermek gerekirse bakın şuradaki bizim boşluklara her bir boşluğun içine batıp sık iğnemizi yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp burada devam ediyoruz. Her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Bakın bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu şekilde buradaki boşluklara batıp tekrar sık iğnemizi yapalım. Yine burada köşeye kadar sık iğnemizi yaparak gelelim. Köşe noktama geldim. Şimdi buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Bakın son köşe noktamıza batıp buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa batıp tekrar birer tane sık iğne yapacağız. Ve tekrar buradaki işaret edici noktasına kadar gelelim. Arttırma yapacağım noktaya geldim. İkinci eksik olan ilmeğimi burada tamamlayacağım. Ve buraya çift batacağız. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ikinci sık iğne yaptım. Böylece burada benim tabanımda eksik olan 2 tane ilmek sayımı tamamladım ve 160 tane ilmeğim oldu. Ve tekrar devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluktan itibaren tekrar sık iğnelerimi yapmaya tekrar devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi birer tane yaparak tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. İlk biz burada 2 tane sık iğne ile başladık ve eksik olan 1 tane sık iğneyi de burada yapacağız ve buraya da köşeyi 3 tane sık iğneye tamamlayacağız. Diğer köşelerde 3'er tane köşelerde sık iğne yaptık. Şimdi bunu da başlangıç noktamızdaki sık iğneyi de 3 tane sık iğneye tamamlamış olacağız. Şimdi şuradaki bakın son boşluğun içine şuradaki boşluğun içine batıp bir tane buraya sık iğne yaptım. Şimdi burada köşede 3 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2 ve buradaki yaptığımda 3 tane oldu. Şimdi ilk yaptığım buradaki işaret edici noktasıyla birleştirmesini yapacağız. Köşeyi birleştireceğiz. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıp burada ilmek kaydırma yapacağım. Çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde tabanımızı bitirmiş olduk. Şimdi sizlere tabanın ölçüsünü de paylaşacağım. Tabanımızın ölçüsü eni 30 santim ve derinine bakalım. Tabanın derinliği tam 12 santimde derinliği var. Şimdi tabanı bitirdikten sonra model kurulumuna geçeceğiz. Tabanımızı bitirdikten sonra bu sırada model kurulumunu yapacağız. Modelimiz 4 ve katlar üzerinde oluştuğu için benim tabanın en son sırada ilmek sayım
160 tane sık iğnem var. Model kurulumu için yeterli bir sayı. Şimdi burada en son tabanı bitirdik. Yanındaki sık iğneye ilmek kaydırma yaparak burayı tabanı bitirmiştik. Şimdi bu noktada bu sırada model kurulumuna başlayacağız. Onun için 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. Tığın üzerine doladım. Yine zincirin dip noktasındaki, bakın şurada ilmek kaydırma yapıp kapattığımız noktaya, zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp tığın üzerine doladım. Zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini çıkarttım. Tığımdaki ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım. Böylece bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine doladım. Yine aynı batım noktaya tekrar yine batıp yine buraya bir tane daha ikili trabzan yapacağım. İlmeğimi çıkarttım. Önce ikisini bir çıkarttım. Tığımdaki ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım. Böylece iki tane ikili trabzan yaptım. Tığın üzerine doladım. Şimdi bu arada zincir çekmeyeceğim ve hemen yanındaki sık iğneden itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne atladım ve dördüncü sık iğnenin içine batıp buraya bir tane ikili trabzan daha yapacağım. Önce ikisini çıkarttım. Sonra ikisini çıkarttım. Bir. Tekrar tığın üzerine doladım. Yine aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı yapacağım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Böylece iki tane ikili trabzan oldu. Ve arada bir tane zincirimiz var. Tığın üzerine doladım. Yine aynı noktaya burada yaptığımız gibi yine iki tane ikili trabzan yapacağım. Tığın üzerine doladım. Arada bir tane zincirimiz var. Şimdi yine aynı battığım noktaya iki tane daha ikili trabzan yapacağım. Bir. Tığın üzerine doladım. Yine aynı noktaya. Ve iki. Bakın bu şekilde modeli oluşturdum. Tekrar tığın üzerine doladım. Burada arada zincir çekmiyoruz. Tığın üzerine doladım. Yine burada arada bakın sayıyorum. Hemen yanındaki sık iğne itibaren 1, 2, 3 tane sık iğne atladım. Ve dördüncü sık iğnenin içine tekrar 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1, tığın üzerine doladım. Yine aynı noktaya ve 2. Arada bir tane zincirimiz var. Tığın üzerine doladım. Yine aynı battığımız noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapacağız. Arada bir zincir var. Tığın üzerine doladım. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1. Tığın üzerine doladım. Yine aynı noktaya. Ve 2. Bakın bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Ve tekrar yine arada zincirimiz yok. Arada zincir çekmeden tekrar yan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne atlayacağız. Dördüncü sık iğneye tekrar yine önce 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sonra arada bir zincir çekip tekrar yine aynı noktaya tekrar burada olduğu gibi yine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde modelimizi oluşturmaya başlayalım. Devam edelim ve tekrar modelimizi oluşturup tekrar tabanın tüm çevresine modelimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın modelimi de bu şekilde oluşturdum. Şimdi sıramızın sonunda arada tekrar 3 tane sık iğnemiz kaldı. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemiz var. Bakın ilk 4 tane zincirle başladık ve ondan sonra 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bu 4 tane başta çektiğimiz 4 tane bizim zincirimizde bir trabzan olacak ve onun yanına eksik olan ikinci trabzanı da oluşturacağız ve ondan sonra birleştirmesini yapacağım. En son buradaki modelimi yaptım. Tığın üzerine doladım ve ilk başlangıç noktama bakın zincirin 4 zincirle başladığımız noktaya geldim ve onun tam dip noktasındaki boşluğa tekrar buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bu bizim 4 tane zincir çektiğimiz de bir trabzan kabul olacak ve böylece 2 tane ikili trabzanı bu şekilde tamamlamış olduk ve şimdi burada birleştirmesini yapacağım. 1 2 3 üçüncü zincirin içine
batıp buraya ilmek kaydırma yapacağım. Çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkarttım. Tekrar bakın, arada yine bir tane zincirimiz kaldı. Şimdi bu orta boşluğa gelmem gerekiyor modelimi yapmam için. Bakın şuradaki bir zincirlik boşluğa batıp tekrar çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek yürütme yaptım. Şimdi burada tekrar yeni bir sıraya geçiyoruz. Onun için 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. İlk burada yaptığımızın aynısını tekrar yapacağız. Tığın üzerine doladım ve zincirin tekrar bakın şuradaki boşluğa batıp buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 tığın üzerine doladım. Yine aynı boşluğun içine ikinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığın üzerine doladım. Şimdi bir sonraki bizim batacağımız nokta şu aradaki bir tane zincirlik boşluklara modelimizi oluşturacağız. Ve şimdi hemen yanındaki ilk modelin arasındaki ortadaki boşluğa bir zincirlik boşluğa atlayacağım. Burada tığın üzerine doladım. Arada yine zincirimiz olmayacak. Ve buradaki boşluğa atladım. Yine buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Tekrar arada bir zincir. Tekrar tığın üzerine doladım. Yine aynı noktaya tekrar 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1. Tekrar yine aynı boşluğa. Ve 2. Tekrar tığın üzerine doladım. Şimdi bir sonraki bizim batacağımız nokta tığın üzerine doladım ve buradaki bir zincirlik boşluğa atlayıp buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 tekrar yine aynı noktaya ve 2. Tekrar arada bir tane zincirimiz olacak. Bir zincir çektim, tığın üzerine doladım. Yine aynı bir zincirlik boşluğa tekrar batıp buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Bu şekilde bu sırada şuradaki bizim yine aralarda zincirimiz olmayacak. Tığın üzerine dolayıp bir sonraki buradaki bir zincirlik boşluğa tekrar önce 2 tane ikili trabzan, tekrar arada bir zincir, tekrar yine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Buradaki boşlukların içine tekrar modelimizi yapalım. Ve tekrar yine aynı şekilde modelimizi yaparak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın modelimiz de bu şekilde. Şimdi burada yine tekrar köşenin birleştirmesini yapacağız. Ve ondan sonra bir üst sıraya çıkacağız. En son burada modelimi orta boşluğa yaptım ve şimdi tekrar başlangıç noktamıza geldik. Başta biz 4 tane zincirle başladık. Ondan sonra 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bu 4 tane zincirde bizim 1 tane ikili trabzan kabul ediyorduk ve onun yanına burada bizim 2 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Onun yanına 1 tane daha ikili trabzan yapacağız. Tığın üzerine doladım. İlk baştaki bizim 4 zincirlik yerin tekrar bakın şuradaki boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi buradaki 4 tane başta çektiğimiz 4 tane zincirin 3. zincirin içine batıp ilmek yürütme yapacağım. 1, 2 ve 3. 3. zincirin içine batıp çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğim içinden bu şekilde çıkartıp ilmek yürütme yaptım. Bakın 4 tane zincir olduğu için bir tanesi de orta boşluğa bir tane zincir oldu. Şimdi tekrar yeni bir sıraya geçiyoruz. Şimdi onun için orta boşluğa bakın hemen önündeki boşluğa atladım. Tekrar buraya gelmem için bir tane ilmek yürütme yaptım. Tekrar yeni bir sıraya geçiyoruz. Onun için 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Tığın üzerine doladım. Şimdi yine bu zincir boşluğuna buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Boşluğa atladım ve buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Bakın başlangıcımızı hep bu şekilde oluşturacağız. Ondan sonra tekrar tığın üzerine dolayıp yine tekrar
Buradaki modelin arasındaki boşluğa atlayıp tekrar yine aynı şekilde modelimi oluşturacağım. Bir, ve iki. Arada bir zincir, tekrar yine aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzan yapacağım. Bir ve iki. Bakın bu şekilde modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar yine bu aradaki boşluklara modelimizi oluşturacağız ve tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine burada iki tane, birincisi bir tane ikili trabzanımız eksik, buraya batıp bir tane ikili trabzan yapacağız ve ondan sonra üçüncü zincirin içine batıp ilmek yürütme yaparak bu sırayı birleştireceğiz. Hep sıra başlarında bu şekilde oluşturacağız. Ve bu şekilde çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Çantayı ben yeterli yükseklikte ördüm. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tam 13 sıra ördüm. Şimdi sizlere kaç santim olduğunu da paylaşacağım. Tam 19 santim çantamızın yüksekliği oldu. Şimdi burada saman rengi ipimi örmeyeceğim artık. Bu noktada başka turuncu rengimize geçeceğiz. Başka bir model yapacağız çantamızın ağız kısmını. Şimdi burada 10 sıra modeli yaptıktan sonra bakın birleştirme kısmını yapmadım. Burada renk geçişi yapacağız. Şimdi bunun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Ve şimdi burada zincirin dip noktasına bir tane trabzan yaptım ve birleştirme noktasına geldik. Hem birleştireceğiz hem de rengimizi değiştireceğiz. İpimizi ben bu noktada koparttım. Ve şimdi burada üçüncü zincirin içine batacağım. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine bu şekilde batıp bu noktada tığımı bekletiyorum ve turuncu rengimi alacağım. Burada turuncu rengimi ilk kilit yaptım. Ve şimdi bunu diğer ilmeklerin arasından çıkartacağız. Bakın bu şekilde iki ilmeğin arasından turuncu rengimi çıkarttım ve rengimizi geçmiş olduk. Ve şimdi bu kısa ipimizde örerken içeride yürüteceğiz ve bu yanındaki bir zincirlik boşluğun içine batıp tekrar bir ilmek yürütme yapıp tam bir zincirlik boşluğun bu noktaya geldim ve bu noktada 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Tığın üzerine bir kere doladım. Ve şimdi bu bir zincirlik boşluğun içine batıp örerken de tığın üzerine alıyorum. Kısa iplerimi içeride yürüteceğiz. Tekrar ilmeğimi uzattım. Önce ikisini ördüm. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine doladım. Şimdi yanındaki bakın şuradaki iki tane trabzanı atlıyorum ve diğer modelin ilk trabzan boşluğuna bu noktaya batıp ilmeğimi uzattım. Önce iki tane ilmeğimi ördüm. Tığımda üç tane ilmeğim var. Bunların üçünü bir çıkarttım. Arada bir tane zincir olacak. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Ve yine aynı battığım noktaya bakın tekrar bu birinci trabzana yine aynı noktaya batıp tekrar ilmeğimi uzattım. Önce ikisini ördüm. Tığımda iki tane ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine dolayıp şimdi bu defa bir zincirlik boşluğa geleceğiz. Bakın ortadaki bir zincirlik boşluğa batıp ilmeğimi uzattım. Önce ikisini ördüm. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir ördüm. Tekrar arada bir zincir. Bir kere tığın üzerine doladım. Yine aynı battığım noktaya bir zincirlik boşluğa tekrar batıp ilmeğimi uzattım. Önce ikisini ördüm. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine dolayıp bakın bu defa diğer modelin ilk trabzanın boşluğuna, diğer modelin ilk trabzan boşluğuna bu noktaya batıp
ilmeğimi uzattım. Önce 2 tane ilmeğimi ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir ördüm. Tekrar arada bir zincir. Tekrar tığın üzerine dolayıp yine aynı battığım noktaya, birinci trabzana tekrar batıp ilmeğimi uzattım. Önce ikisini ördüm. Tığımdaki ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine bir kere dolayıp bu defa modelin orta boşluğundaki bir zincirlik boşluğa batıp tekrar ilmeğimi uzattım. Önce 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir ördüm. Bu şekilde modelimiz bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra tekrar bir zincir çekip yine aynı boşluğa tekrar batıp bu şekilde burada gösterdiğim gibi modelimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonuna kadar yine modelimi yaparak ilerledim. Şimdi burada birleştirmesini yapacağız. Onun için aynı zamanda rengimi değiştireceğim. Bizim başlangıç noktamız bakın burası. Ve en son başlangıç noktam burası. Birinci trabzanın tepesine batıp bu şekilde modelimi oluşturdum. Tekrar arada bir tane zincir çektim. Tığın üzerine doladım. Yine aynı birinci trabzanın yine aynı noktaya tekrar batıp buraya ilmeğimi uzattım. İlk iki ilmeğimi ördüm. Tığımda iki tane ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Başlangıç noktamız burası. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine batıp bu şekilde tığımda iki ilmeğimle birlikte bu şekilde bekleteceğim. Aynı zamanda rengimi değiştireceğim. Yeşil ipimi aldım. Yine burada kilit yaptım. Şimdi bu ilmeklerin arasından hem ilmek yürütme yapmış olacağız hem de rengimi değiştirmiş olacağım. Biz başta 4 tane zincir çektik. 3. zincirin içine bu şekilde tığımı batıp burada en son 2 tane ilmeğimi tığımda bekletmiştim. Şimdi bu şekilde tüm turuncu renk ilmeklerimin arasından bu şekilde yeşil ipimi çıkarttım. Ve hem ilmek yürütme yapmış olduk, aynı zamanda da rengimizi değiştirmiş olduk. Şimdi tekrar yine şuradaki bakın bir zincirlik boşluğumuz var. O bir zincirlik önündeki boşluğa batıp buraya tekrar ilmek yürütme yaparak buradaki boşluğa geldim. Şimdi tekrar turuncu ipimi, artık onunla işim kalmadı. Bunu burada kopartıp örerken içeride tekrar yürüteceğim. Ve şimdi burada 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Tığın üzerine bir kere doladım. Yine aynı bir zincirlik boşluğa batıp ilmeğimi uzattım. Önce 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine bir kere dolayıp bakın hemen şuradaki boşluğa, bir zincirlik boşluğa atlayacağız. Tekrar ilmeğimi uzattım. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir tekrar ördüm. Arada bir zincir. Tekrar tığın üzerine bir kere dolayıp yine aynı noktaya tekrar bir zincirlik boşluğa tekrar batıp ilmeğimi uzattım. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 2 ilmeğim var. Tekrar tığın üzerine bir kere dolayıp bakın bir sonraki şuradaki bir zincirlik boşluğa batıp tekrar ilmeğimi uzattım. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir çıkarttım. Tekrar arada bir zincir. Tığın üzerine bir kere dolayıp yine aynı battığım noktaya tekrar yine batıyorum. İlk 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 2 ilmeğim var. Tekrar tığın üzerine dolayıp bakın bir sonraki bir zincirlik boşluğa batacağız. Hep bir zincirlik boşluğa batıp modelimizi uygulayacağız. İlk ikisini ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir çıkarttım. Tekrar arada bir zincir. Bu şekilde modelimizi yapacağız. Bu şekilde tekrar modelimizi yaparak bakın bir sonraki bir zincirlik boşluğa batacağız. Hep batacağımız nokta bizim bir zincirlik boşluğa batıp bu şekilde modelimizi uygulayacağız. Ve bu şekilde modelimizi uygulayalım. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine aynı buradaki turuncu renk yaptığımız sıranın aynısını, bitişini aynı buradaki gibi yapacağız. Tekrar
Renk değiştirme yapacağız. Burada hem yeşil ipimizi birleştirirken aynı zamanda lacivert ipime geçeceğim. Tekrar bir sırada lacivert renkle bir sıra bu modeli uygulayacağız. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. Turuncu bir sıra turuncu gittik. Bir sıra yeşil ve bir sıra da lacivertle ördüm. Şimdi buranın da size ölçüsünü vermek istiyorum. Şu şekilde. Tam 4,5-5 santim burası. Şimdi burada en son lacivertle bitirdikten sonra buranın birleştirmesini yapacağız. Şimdi köşeyi birleştireceğiz. Onun için en son bakın şurada modelimi yapıp 3 tane ilmeğim hepsini çıkarttım. Şimdi tekrar arada bir tane zincirimiz olacak. Tığın üzerine bir kere doladım. Yine son battığım yere tekrar yine batıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şimdi burada birleştirmesini yapacağız. Başta biz 4 tane zincir çekmiştik. Burada 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz. Tığımda 2 tane ilmeğimi bu şekilde bekletiyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin içine batıp çıkarttığım ilmeği diğer 2 ilmeğin arasından bu şekilde çıkartıp ilmek yürütme yaptım ve bu şekilde aynı zamanda birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi bir tane burada zincir çekip burada ipimizi kopartacağız. Ve bu noktada ipimi çıkarttım. Şimdi bu ipi şu zincirin içine batıp bu ipimi çantanın iç kısmını alacağım. Çantamızın iç kısmına kısa ipimi aldım. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmında biraz yürütüp ondan sonra fazlasını da keseceğiz. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Şimdi sırada kulpumuzun yapımına geçeceğiz. Ben çantanın sapını hazırladım. Daha önceden bu sapın yapılışının ayrı detaylı bir videosunu çekmiştim. Kanalımda videoların arasından bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha önceden bu başka bir çanta için kulpu hazırlamıştım. Bunun için hazırlamıştık. Bu çanta için yapmıştım bu kulpları. Bunun ayrı detaylı videosu kanalımda var. Dediğim gibi yine bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizlere bu kulpu yaptığımın ölçüsünü de paylaşacağım sizlerle. Burada ben 8 tane sık iğne ile başladım. 9 zincir üzerine 8 tane sık iğne yaptım. Ve burada 17 tane sık iğne atlıyoruz ve 18. sık iğnenin tam köşe noktasından ilmek yürütmeye o noktadan başladım. Şimdi buranın ilk açıklık yerinin ölçüsünü sizlerle paylaşacağım. Bakın tam 10 santim. Tam 10 santim açık kısım burası ve toplam şimdi ölçüsünü de paylaşacağım. Tam bu şekilde 51 santim. Sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi burada kulplarımızı hazırladık. Şimdi bunun çantaya dikilişini sizlerle paylaşacağım. Çantamızın ben kulplarını diktim. Bir tarafı kaldı. Bu tarafı da sizlerle birlikte dikeceğiz. Aynı zamanda mıknatıslı çıtçıkları da diktim. Bunun nasıl dikildiğini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle çantamızı düzgün bir şekilde kenarlarından ortalayacağız. Tam orta noktayı bulacağız. Bakın işaretleyicilerle belirledim. Diğer tarafı da aynı şekilde düzgün bir şekilde ortaladıktan sonra ve çıtçıkla dikeceğim yeri önce belirledim. Size bunun ölçüsünü paylaşacağım. Ortaladığım yer burası. Bakın 2 santim.
2 santim son boşluk bıraktım ve çıt çıtı diktim. Yine aynı şekilde diğer tarafı da 2 santim boşluk bıraktım ve çıt çıtı diktim. Kenarına delikleri var, kolay bir şekilde çantaya diktim. Bakın iç kısma geçirmeden kolay bir şekilde diktim ve bunu çıt çıtı şu şekilde kapattık. Diğer tarafı da aynı şekilde 2 santim boşluk bırakarak çıt çıtları ayarladım ve bunu bu şekilde diktim. Şimdi kulpun nasıl dikildiğini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle sizlere ölçüsünü vereceğim. Çantamız kapalıyken kenardan ölçünce bakın 5 santim buradan boşluk bıraktım. Kulpu diktim. Bir de çantayı ortaladıktan sonra şuradaki ölçüyü vereceğim sizlere. Tam burada da tam ortaladığımız işaretleyici noktasına itibaren ölçtüm ve 10,5 santim. Tam 10,5 santim burada kulpu yerleştirdim ve diktim. Yine aynı şekilde ben dikeceğim yeri belirledim. Şu kenar işaretleyici noktasından itibaren ortaladığım yerden itibaren ölçtüm. 10,5 santim ayarladım. Şimdi bu kısma şu şekilde kulpumuzu iç kısmı alıp tam burada 10,5 santim boşluk bıraktığım yere bakın tam burası gelecek kenar gelecek şekilde ayarlayıp bunu buraya dikeceğiz. Dikiş için bıraktığım kulpun ucundaki iğneye taktım ipimi. Geniş uçlu etamin iğnesi kullanıyorum. Tam 10,5 santim ölçtüğüm işareti taktığım noktaya tam onun hizasına gelecek şekilde kulpumu ayarlıyorum. Çantanın iç kısmında bu şekilde dikeceğiz. Buradaki saman rengi ipimi ördüğüm noktadan itibaren tam turuncu rengime geçiş yaptığım yerden yani şuradaki şu kısımlardan dikeceğim. Tam buraya bu noktada ayarladım. Şimdi ilk buradan dikeceğiz. Kulpumuzu sabitleyeceğim ve çantanın dış kısmına ipimi çıkarmadan bu şekilde dikeceğiz. Sağlam oluncaya kadar buralardan dikerek ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar şuradan başlayacağız dikmeye. Şimdi kenar kısma geldim. Buradan yine aynı şekilde dış çantanın dış kısmına çıkartmadan bakın hiç dış kısma belli olmadan çıkartmadan yine kenar kısmı da dikeceğiz. Yine aynı şekilde çantanın burayı da dış kısma çıkartmadan dikişimiz dıştan belli olmadan bunu yine çantanın bakın bu şekilde arka şöyle ipin iç kısmındaki ipin tekini alıyorum ve çantanın bu şekilde iç kısmına çıkartıp dıştan belli olmayacak şekilde bunu buraya sabitleyeceğim. Sadece ipin iç kısmını alacağım.
Çantamızın kulpunu bu şekilde dikmiş olduk. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çok şık, güzel, harika bir çanta oldu. Çantanın son şeklinin sizlere ölçüsünü paylaşacağım. Aynı zamanda ne kadar katip kullandığımı da belirteceğim. Çıt çıtları açalım. O şekilde sizlere ölçüsünü vereceğim. Çantamızın yükseklik 23 santim. Çantanın ağız kısmının genişliği 40 santimde ağız kısmının genişliği var. Çantanın tabanına bakalım. Tabanın ölçüsü derinlik 12 santim. Tabanın eni 30 santimde eni var. Toplamda ben bu çantaya 290 gram katip kullandım. Çok şık, güzel, harika bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni Instagram adresinden takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız güzel çantaları Instagram adresinden benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak biliyorsunuz ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.